Kaldığımız yerden devam edelim. Bilindiği gibi limit x sıfıra giderken fx eksi fa bölü x eksi a limitinin var olması için gerek ve yeter şart sağdan ve soldan limitlerin mevcut ve eşit olmasıdır. Bu ifadeleri sırasıyla f'in a noktasındaki sağ taraflı türevi ve sol taraflı türevi olarak isimlendireceğiz. Sağdan türev a artı soldan türev a eksi olmalı. Şurası eksi olacak ve şurası da eksi olacak. Aynı şeyi iki defa yazmış benim canım arkadaşım. Açıkça görüldüğü gibi bir fonksiyonun bir noktasındaki türevinin var olması için gerek ve yeter şart sağ ve sol taraflı türevlerinin mevcut ve eşit olmasıdır. Süreklilik konusunda anlatıldığı gibi eğer tanım kümesi AB aralığı ise A noktasındaki türevin varlığı için A noktasındaki sağ taraflı türevin B noktasında türevli olması için B noktasındaki sol taraflı türevin varlığı yeterlidir. Yani bu burada şunu demeye çalışıyor. Normalde bizim eğrilerimiz böyle sonsuza gitsin. Sıkıntı yok. Ama eğer eğri şöyle bir aralıktaysa, diyelim ki şöyleyse, şu parçada ben türevi inceliyorsam, bakın bunun solunda artık mavi çizgiler var. Oysa ki ben kırmızıyla başlamak istiyorum. Yani A burası ve B burasıysa A için sağdan türevi inceleyeceğim, B için de soldan türevi inceleyeceğim. Bir örneğimiz var. Bu örneği inceleyelim. Fonksiyonumuz mutlak x olsun ve R'den R'ye tanımlı bir fonksiyon olsun. X eşittir 0 noktasındaki türevini inceleyelim. Kabaca bunun grafiği şöyle bir şey. Yani x'e hangi değerleri verirseniz verin. Aslında bu y eşittir x doğrusu ama mutlağını aldığım için x ekseninin yukarısında kalması gerekiyor. Bu şekilde bir grafik. Bunun sağdan ve soldan türevlerini inceleyeceğim ama x eşittir 0 noktasında. Önce sağdan türevini inceleyelim. Yani şuradan yaklaşalım. Fx eksi 0 bölü x eksi 0. Yani bu aslında artık tanım, bunu artık biliyoruz. Mutlak değerin içi pozitifse, bakın buradan anlıyoruz. Pozitifse aynen çıkıyor. X bölü paydadan gelen x'ten. Oradan da sağdan türev 1 çıktı. Şimdi soldan türevi inceleyelim. Bu sefer buradan yaklaşıyoruz. Kırılma noktalarında aslında türev yoktur gibi genel şeylerde kullanılabiliyor. Yine tanımımızı yazdık. Mutlak değerin için negatifse önüne eksi alarak çıktığı, yani mutlak değerin tanımına buranın da eksi 1 olduğunu görüyoruz. Sıfıra sağdan yaklaşınca 1. Soldan yaklaşınca da eksi 1'i görüyoruz. O halde biz ne diyoruz? Bu noktada türevi aslında yoktur diyoruz. Bu örneğe geçelim. Bakalım bu örnek için bize ne diyecek? Sanırım bir parçalı fonksiyon x 1'den küçükse şu yolu, x büyük eşittir ise şu yolu kullanın ve x eşittir 1 noktasındaki türevini hesaplayın. X 1'in dahil olduğu yer şurası olduğu için bu noktadaki türevi inceleyeceğiz. Bakın 1'e sağdan yaklaşıyoruz ve türevini inceliyoruz. Türevin tanımı artık limitle gösteriliyordu. Fonksiyonun eksi x kare artı 2x eksi 1 yazınca da böyle gelen bir fonksiyon ve x eksi 1. Bunu düzenleyince x eksi 1'in parantez karesi oluyor. Karelerden bir tanesiyle şu gider ve elimde bu kalır. X yerine artık 1 yazınca 1 eksi 1'den 0 ve sağdan yaklaşınca türevin 0 olduğunu görüyoruz. 1'e soldan yaklaşalım. Bu sefer de fx eksi f1 bölü x eksi 1 fonksiyonunda soldan yaklaştığımız zaman x kare eksi 2 x artı 2 eksi 1 bölü x eksi 1 oluyor. Buradan da karelerden birer tane gidiyor. O da tekrardan 0 veriyor. Yani sağdan ve soldan yaklaşınca aynı cevabı veriyor. O halde bu noktadaki türevi 0 bulunuyor. Bu grafiğin bir tık daha önce olması gerekiyordu. Buraya yapıştırılmış. Türev ve sürekliliğe bir sonraki videoda devam edelim.